Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğenip butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bir gün yapılan 34.456 koronavirüs testinden 4.093'ü pozitif çıktığını, 98 kişi hayatını kaybettiğini, 511 hastada iyileşerek taburcu edildiğini, tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410.556, toplam vaka sayısı 61.049, toplam vefat sayısı 1.296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.786, toplam entübe hasta sayısı 1.063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3.957 olarak yer aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını üstlenen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kulislerinde efsane olarak tanınan Sony, koronavirüsü ünlü milyarder Bill Gates'in geliştirdiğini iddia etti. The Answer isimli radyo programında Joe Piscopo'ya konuşan Sony, Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Gates ve diğer küreselciler bu aşıların ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi dedi. Etiyopya'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamada, ülkede çekirgelerin yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar vermesi sonucu 356 bin ton tahılın kaybına yol açtığını belirtti. Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Dünyadaki koronavirüs kurbanlarının sayısı 120.434'e ulaştı. Dünyadaki en fazla koronavirüs ölümü Amerika Birleşik Devleti 23.649, İtalya 20.465, İspanya 17.756 ve Fransa'da 14.967 ölüm kaydedildi. Koronavirüs enfeksiyonu geçen yıl Aralık ayında Çin Wuhan şehrinde yayılmaya başladı. Virüs şu anda 210 ülke ve bölgede kayıtlıdır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat'ta COVID-19 enfeksiyonunu adlandırdı ve 11 Mart'ta koronavirüs pandemi ilan etti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi. 62 kişi tedavi edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 1933 doğumlu hasta vefat etti. Şimdiye kadar ülkede 1197 kişiye koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulmuş, 351'i tedavi edilmiş, 13'ü ölmüş ve 833'ü özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 24'ü kritik durumda, 28'i orta durumda ve diğerlerinin sağlığı stabildir. Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.